bölümde dünyanın en küçük mimarlığının en harikulade birkaç eserini göreceksiniz. Bu inanılmaz yapılar öyle küçükler ki birazdan izleyeceğiniz kareler ancak makro fotoğraf teknikleriyle görüntülenebildi. Evet, sanki insan eliyle yapılmış da bir yaprağın üzerine yerleştirilmiş gibi duran bu mükemmel eserleri incelemeye 5 numarayla başlıyoruz. Bu gördüğünüz kütüklerden yapılmış mini kulübeyi torbalı güve tırtılı inşa etti. Bu güve tırtılı düşmanlarından korunmak için larva dönemlerinde kendisine bir tür kamuflaj kulübesi yapar. Tırtıl bu kulübeyi yaparken üzerinde yaşadığı bitkiden topladığı yaprak ve ağaç dallarını kullanır. Torbalı güve tırtılları hayatlarını inşa ettikleri bu kulübede geçirirler. Gördüğünüz gibi bu yuvadaki her bir tahta parçası özenle seçilmiş, uygun boyuta getirilmiş ve arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde birbirine monte edilmiş. Seçilen tahta parçaları da yuvanın yapıldığı ortamla çok uygun. Elbette bunun da bir sebebi var. Kamuflaj. Tırtıl güvesi hazırladığı bu mükemmel kamuflaj sayesinde avcı hayvanlardan kendisini fark etmesine imkan vermeden yuvasında yaşayabiliyor. Sırada 4 numaralı mimari harika var. Torbalı güve tırtılları bazen kulübeleri daha farklı yaparlar. Bu gördüğünüz kulübe yaprağın ucuna doğru dikey silindir şeklinde dışarı çıkık. Bu mimari tasarım sayesinde tırtıl kendisini düşmanlarının erişebileceği en uzak noktada tutarak iyi bir güvenlik sağlıyor. Ve sırada 3 numaralı mimari harika var. Arktik güve tırtılları pupa devresi öncesinde gördüğünüz bu koruyucu kafes kalesini inşa ederler. Bunun içerisinde asılı kalabilmek için de uzun tüylerini çıkartırlar. Böylece savunmasız oldukları pupa devresini kafesin içinde tehlikeli düşmanlarından korunarak güvenli bir şekilde geçirirler. Minik bir tırtılın bu harika taktiği henüz pupa evresindeyken uygulamaya geçirmesi bir yaratılış harikasıdır. Sırada 2 numaralı yaratılış harikası var. Peru'da bulunan bu gizemli ipek yapı dünya çapında bilim adamlarını şaşkına çevirdi. Matematik, simetri, geometri, fizik, sanat gibi birçok unsurdan habersiz küçük bir böceğin böylesine muazzam bir eseri inşa etmesini tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu minik yapı Allah'ın canlarda yarattığı aklın eseridir. Ve işte listemizin 1 numaralı mimari harikası var. Torbalı güve tırtıllarının bazı türleri kuru yaprak parçalarını kullanarak ormanda gördüğünüz bu minik çadırları inşa ediyorlar. Ustaca yapılmış bu çadırın su yalıtımları çok iyi olduğu görülüyor. Aynı biçimde kesilmiş yaprak parçaları büyük bir özenle içeri hiçbir yabancı madde girmeyecek şekilde sıkıca birbirine monte edilmiş. Bir tırtılın böyle bir yuva inşa etmesi gerçekten inanılmaz. Doğada henüz yeni keşfedilen bu harikalar ortaya çıktıkça Allah'ın canlılarda yarattığı akla hayranlığımız daha da artıyor. Birkaç santimlik bu böceklerin hiçbir mimari bilgileri yok. Ne inşa teknikleri ne de mühendislik konusunda bilgileri var. Ama gördüğünüz yaptıkları bu mini yapılar bir ustanın elinden çıkmış gibi. Tırtılların bu yuvaları inşa etme yeteneklerini, kullandıkları savunma taktiklerini tesadüfen keşfedip yaptıklarını iddia etmek çok mantıksız olur. Hele ki böceklerin bu bilgileri henüz pupa evresindeyken sahip olduklarını düşündüğümüzde mucizenin boyutu daha da genişliyor. İşte mucize denebilecek kadar harika bu yapılar Allah'ın yaratma gücünün bir delili. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.